arkadaşlar. Bugün sizlere Çocuklu Şiirler adlı kitabımdan Okumak adlı bir şiir okuyacağım. Evet, hemen o sayfayı açıyorum. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Okumak. Okumak. Kitap okumak, gazete okumak, şiir okumak, resim okumak. En önemlisi hayatı okumak. Sahi. Nedir hayatı okumanın gizemi? Hayatı anlamak mı? Tanımak mı? Soruşturmak mı? Araştırmak mı? Yoksa bilgiye karşı tavır koymak mı? Gelişerek yaşamak mı? Şimdi soruyorum size. Çok okuyan mı, çok gezen mi bilir? Bu sorunun yanıtını sizi ne kadar geliştirir? Tekrar merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bu aynı kitaptan adlar, diğer bir şey, deyişle isimler adlı şiir okuyacağım. Bu şekilde. Hadi bakalım, hazırsanız başlayalım. Adlar, diğer bir deyişle isimler. Benim ismim senin ismin. Hayvanların isimleri, eşyaların isimleri. Kimi özel, kimi cins isimler. Kimi tekil, kimi çoğul. Ben buket dedim, bir topluluk ismi dediler. Pamuk dedim, cins isim. Aa, kedimin adı aynı zamanda dedi diğeri. İlk harfi de büyük mü olmalı değil mi? İstanbul dedim, bir metropol şehri yine özel bir isim dedi diğeri. Kitap dedim, bir cins isim, aynı zamanda somut dedi. Somut nedir dedim, elde tutulup gözle görebildiklerimiz dedi. Başka somut isim dedi. İşte o anda gözlerim parladı. Bilemedin dedim. Ay, hem somut hem soyut. Gözünle görebilirsin. Ama tut bakalım tutabilirsen. Dokun bakalım dokunabilirsen. İsimler insan ismi, hayvan ismi. İçlerinde ayı en eğlencelisi. Hem somut hem soyut. Tutabilirsen tut. Uyun dedim, bak işte. O da bir soyut isim dedi. Hiçbir şey anlamadım. Soyut nedir dedim. Elde tutulamayan, gözle görülemeyen dedi. Nasıl da her şeyi biliyorsun dedim. O anda aklıma bir fikir geldi. Peki ayı dedim, bir hayvan ismi. Peki başka dedim, bir cins isim. Ayı nasıl hem somut hem soyut olur? Bugün sözcük oyununda siz çocuklara sorulur. Evet arkadaşlar, bugünkü çocuksu şiirlerden ki iki şiirimi okudum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşürüz.